Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi tam 16 yıldır yönetiyor. Bu 16 yıllık süre içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomiyi çökertti. Şu an Türkiye artık yurt dışına ihracat yapamayan samanı, dikiş ipliğini, poşeti, naylon torbayı, gitar telini, en basit ilaçları bile yurt dışından alır hale getirdi. Bu doğal olarak hem ekonominin büyük bir krize girmesini hem de Türkiye'nin artık üretim yapamayan bir ülke haline gelmesini de beraberinde sağlıyor. Türkiye geçmişte kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Tarımıyla, sanayisiyle ve diğer hizmet sektörleriyle kendi kendisine yetebiliyordu. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi önce kamunun mallarını satıp özelleştirdi ve önemli fabrikaları da kapatarak oraları boş yerler haline çevirdi. Bütün bunlar üst üste geldiğinde ekonomi büyük bir krize girdi ve bu kriz, bu finans krizi Türklerin cebindeki paranın Ağustos ayından bu yana en az %50 oranında hızla erimesini de beraberinde getirdi. Dün evi 1 milyon TL olan yurttaşlarımızın evleri artık 500 bin lira. Yani neredeyse %50 oranında her şey değer kaybetti. Bunun başlıca sorumlusu AKP iktidarının üretmeyen, ürettirmeyen, üretmek yerine yurt dışından almayı tercih eden ekonomi politikalarıdır. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi kendi başarısızlığını örtmek için dış güçlerin AKP'ye saldırdığını ve bu yüzden ekonomik kriz çıktığını söylüyor. Oysa ki bunun gerçekçi hiçbir yanı yok. Hayali bir düşman yaratarak ekonomik krizdeki başarısızlıklarının üstünü örtmeye ve sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyelim. Ağustos ayından bu yana Türk halkı en az %50 oranında daha fakirleşti. Şu an halk geçen yıla göre daha fakir, daha az kazanıyor ve yaşamını sürdürmekte daha çok zorlanıyor.